Değerli basın mensuplarımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. dönem milletvekili genel seçiminin tüm yurt içi seçim çevreleri, yurt dışı ve gümrük sandıkları kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda Türkiye geneli itibariyle kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarına yer verildi. Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 64.145.504 seçmenden 55.835.895'i oy kullandı. Oyların 54.442.588'i geçerli, 1.393.307'si geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda %88,92, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda %53,80 oldu. Seçime genel katılım oranı %87,5 olarak kayıtlara geçti. Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AK Parti toplam 19.392.462 oyla parlamentoda 268, CHP 13.802.183 oyla 169, MHP 5.484.820 oyla 50, İyi Parti 5.275.981 oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4.803.922 oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1.527.048 oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956.057 oyla 4 milletvekili kazandı. Türkiye genelinde toplam 226.831 oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.